Merhaba arkadaşlar, uzun süredir ben 50cc kullanıcıları sayfasına üyeyim ve orada yazan birkaç tane şey hakkında ufak tefek eleştiri hakkımı kullanarak size de yorumlarınızı açık olarak bırakacağım. 50cc kullanıcıları sayfası Facebook sayfasında beni görüyorsunuzdur belki, bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Ben kendi önerilerimi yapayım. Orada 50cc kullanıcıları belirli bir kısmı, hepsi değil tabii ki, belirli bir kısmı sadece kask veya eldivenle yola çıkıyor veya normal bir montla yola çıkıyor. Kendi kazamdan da örnek vererek, oradaki kendi kazamda yaşadığım hataları da söyleyerek size örnekleriyle paylaşmaya çalışacağım. Birçoğu arkadaşlar, hani 50cc kullanıcılarının birçoğu biraz daha hızı arttırmak için göbek, piston, sekman gibi şeyleri değiştiriyorlar. Hani motorlardan çok fazla anlamam. Ben sadece giyimden biraz anlarım. Onun dışındaki yorumları, hani motor hakkında yorumları yapmamaya çalışıyorum. Çünkü hani bilmediğim motora yorum yapmak çok saçma geliyor bana. Neyse, 50cc kullanıcıları arkadaşlar sadece bir kaskla, hatta kasksız, yarım kaskla veya işte eldivenle, eldivensiz şekilde gördüklerim oluyor. Bunların, hani bir kazadan örnek vererek bunların ne kadar hatalı olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi kaza yaşamam, ben kaza yaşamam gibi geliyor insanlara. Bana da öyle geliyordu. Ben toplam 30 yılda gerçekten 3 tane büyük kaza yaptım, hastanelik oldum denilebilir. Suratımdaki birkaç tane size noktayı göstereceğim. İlk önce şu kaşımdaki eksikliği göstereyim arkadaşlar. Şu tarafımda bir çarpma yaşadım. Kaskım çok dayanıklı bir kask değildi. Ve ön tarafındaki cam da çok iyi bir cam değil, vizör değildi. O vizör kırılıp buraya girdi arkadaşlar. İkincisi, şu çenemin altında kask yukarıya doğru katlanıp çenemin altına vurdum ve tam şurada bir yarık oluştu arkadaşlar. Çünkü çene bağlantısı çok biraz hafif bağlanmıştı. Çarptığımda yukarıya doğru, yere çarptığımda yukarıya doğru kalktı, yüzüstü çarptım. Yukarıya doğru kalktı ve tam çenemin altından yaralandım. Bunun gibi örnekler var. Daha gösterebileceğim örnekler var. Tabii vücudumun tam şurasında en son kazağım. O kazağımın fotoğraflarını göstereceğim size zaten. Gerçekten 45 kilometre civarı bir hızla gidiyordum. Önüme birden taksici atladı. Zaten fotoğraflarda göreceksiniz. Sağ cebimdeki, üst cebimdeki telefon, ön şeye koyduğum telefon çarpıp kırılıp parçaları tam şurama girdi arkadaşlar. Şu hemen kaburgamın altına girdi. Hani aşırı içeriye doğru batmadı ama oradan kan akıp beni nefessiz bırakmaya yetti. Onu da söyleyeyim. Bunlar yavaş yaptığım kazalar. Hani sizin de mesela 50cc kullanıcılarının da çıkabildikleri hızlarda yaptığım kazalar. Mesela bir kadın görmedi beni. Başka bir kazadan örnek vereyim. Bir kadın benim yoldan geldiğimi görmedi. Hatta uzunlarım açıktı. Yandan öyle bir çarptı ki ben fırladım, düştüm ve o an zaten hani bir saniyelik bir an, ne oluyor gibi bir tepkiniz oluyor ve kazaya uğradığınızı eğer ayık kalabilirseniz fark ediyorsunuz. Bu kaza anlarını anlatıyorum ki hani siz anlayın diye, hani üstünüze koruma giyin, giyimsiz dışarı çıkmayın ve korumaları olmayacak şekilde motora binmeyin diye açıklıyorum. O taksili olan, demin fotoğraflarını göstermiş, şimdi de göstereyim. Demin fotoğrafları gösterdiğim kazada elimde eldiven vardı, korumalarım vardı, ayakkabım gerçekten iyiydi, montum iyiydi, kaskım iyiydi, her şeyim iyiydi. Yine de yandan aracın yanından çarptığım için camına girdiğim için camına girmedim pardon elim dikiz aynasının içine girdiği için yan aynanın içine girdiği için elime onun camları girdi. Şöyle göstereyim, buradan anlaşılıyor mu emin değilim ama şuralarda giren camların ve buradaki tahribatın izleri var. Umarım anlaşılıyordur.
Bunun gibi kazalar arkadaşlar. Hani benim buna dikkat çekmek için bir video çekmeye ihtiyacım vardı. Çünkü bir arkadaş da telefon nasıl battı diye bir şey paylaşmıştı. Hani nasıl telefon nasıl batar abi demişti. Ben de hani bir telefonun kırılıp vücudun içine hani giysileri yırtıp vücudun içine nasıl batabileceğini düşünemezdim o zamana kadar. Ama gerçekten de batabiliyormuş. Onu gördüm. Aynı zamanda aynı kazada motor yan düştü. Motoru zaten hani sonradan düzeltmişler ama motor yan düştüğü için ayaklığının yanında ufak bir demir parçası vardı. O demir parçası da ayağımın ayağımın baldır kısmına girmişti. Ayağımın baldır kısmında kanıyormuş. Sonradan fark ettim. Hastaneye gidince fark ettim. Kazada neyin ne kadar yapılıyor? Yani bir sigortacı arkadaşımla da konuşmuştum ben. Kazada ne kadar zarar gördüğünüzün farkına varamazsınız. O yüzden hemen kalkmaya çalışmayın. İlk önce kendinizi yoklayın. Yani bu benim önerim. Sonra onun dediklerinden de biraz katıyorum içine. Kendinizi biraz yoklayın. Bir şeyim var mı? Kolum işte kanıyor mu? Bir yerim kanıyor mu? Herhangi bir kan, bir ağrı veya herhangi bir şey hissettiğinizde, yere düştüğünüzde daha doğrusu sizi kaldırmalarına müsaade etmeyin, kaskı çıkartmalarına müsaade etmeyin. Hiçbir giysinizi sizin üstünüzden ayırıp çıkartmasınlar. Belki evet, sizi nefes almanızı sağlayabilmek için kaskın camını, eğer ayık kalırsanız tabii, kaskın camını açmalarına izin verin. Bağlantısını çözmeye izin verip vermemek ne kadar bir risk taşır onu bilmiyorum. Fakat işte hani montunuzun biraz açılması dışında montunuzun üstünüzden çıkarılmasına müsaade etmeyin. O işlemleri hastanede yapsınlar ve mutlaka bir çarpma, bir kaza olduğunda hemen kalkmaya çalışmayın. Mutlaka hastaneye gidin, bir rapor alın. Ben o kazada mesela fotoğraf çekemeyecek durumdaydım. Birisinden ayık kaldığım için birisinden dedim ki çevrenin ve benim fotoğraflarımı çeker misiniz? Lütfen daha sonradan hani benim kusurum olduğu sanılmasın, bu durumun kazanın nasıl olduğu görülsün dedim. O da orada duran Selami Çeşme'ydi orası, kaza yaptığım yerin şeyi, taksicinin tabii plakasını da tamamen kapattım. Hatalı bir dönüş yapmıştı. Ona o yüzden ben de ona zaten çarpmıştım. Fren mesafem yaklaşık 1 metreydi. Bir anda göremedim ve çarpmıştım. Hastaneye gittim. Neyse ki bir şeyim yokmuş. Tomografi çekildi, MR çekildi, şu çekildi, bu çekildi. Kırık var mı yok mu diye kontrol edildi. Elim temizlendi, serum verildi, elim pansuman yapıldı ve yaklaşık akşam 7'ydi. Gece 12'de ben hastaneden çıkmıştım. Neyse ki hani kırık çıkık şu bu falan olmamıştı. Herhangi bir yerimde de bir şey yoktu. Bir kemik arızası, çatlak şu bu falan yoktu. Yani diyeceğim odur ki arkadaşlar, güvenliğinizi almadığınız veya işte hani şu ben şuraya kısa gidiyorum, buraya kısa gidiyorum, şuraya gideceğim, geleceğim, ne olacak falan demeyin. Siz kaza yapmasanız bile kaza sizi bulabilir, size başka bir araç çarpabilir. Hani bunu tavsiye olarak 30 yılda 3 kaza, 3 ciddi kaza yapmış birisi olarak söylüyorum ben. Tabii ki güvenliği alıp almamak sizin şeyiniz, sizin tasarrufunuz dahilinde diyeyim. Sizin bilginiz ve isteğinizle oluşabilecek bir şey. En azından bir kask alırsanız, en azından polikarbon bir kask alsanız bile o sizi belli bir müddet korur. Ama benim tercihim biliyorsunuz fiber kask, deri eldiven, iyi bir mont, iyi korumaları olan bir mont, pantolon, iyi bir ayakkabı. Ne kadar korunsanız o kadar daha iyi olacaktır. Umarım bu tavsiyeleri siz de uygularsınız. Hepinize iyi sürüşler.